Merhaba değerli arkadaşlar, yine doğadayız ve bir şifalı bitki, doğadaki bir bitkiyi daha sizlere tanıtacağız. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz sarı çiçekli bitki, düğün çiçeği olarak bilinen ve bilimsel ismi Ranunculus ficari olarak geçen bitki. Bu bitki doğada kendiliğinden yetişiyor ve daha çok arkadaşlar çaylık alanlarda, nemli bölgelerde bolca rastlanıyor. Bulunduğu yerde hızla gelişerek, koloni oluşturarak alanı kaplıyor. İşte burada da gerçekten bütün bir bölgeyi kaplamış ve sonbaharda sarı renkli çiçekler açıyor. Çiçek açmış durumuyla düğün çiçeği. Arkadaşlar, bu düğün çiçeği zehirli bir bitki ve halk tıbbında kullanımı yok denecek kadar az. Basur tedavisi için kullanıldığı biliniyor. Ancak bunun da kullanırken çok dikkat etmek lazım. Başka yine çayı yapılmıyor. Yapraklarından herhangi bir şekilde faydalanmak mümkün değil. Çünkü zehirlilik özelliği var. Tabii ki her zehirli bitkinin de değerli dostlar bir şifası vardır. Ancak uzman kontrolünde kullanılması gerekiyor ve çok dikkatli olunmalı. Bu düğün çiçeği de onlardan birisi arkadaşlar. Zehirlidir ve kullanılmaması gerekiyor. İlginç bir yönü, toprak altında yumru oluşturuyor salep gibi ve buna yalancı salep veya arpacık salebi de deniyor. Yumrular arkadaşlar yine tıpta kullanılan merhem şekline getirilerek basur tedavisinde kullanıldığı biliniyor. İşte biz de şimdi buradan bir bitki sökeceğiz. Köklerini size göstereceğiz. Doğada bulduğunuz sarı renkli ve kalp şeklindeki yapraklarıyla bu düğün çiçeği ve yine kökünü toprak altından çıkardığınızda yumrular, salebe benzer yumrular olduğunu göreceksiniz. Düğün çiçeği bu haliyle doğada dediğimiz gibi arkadaşlar.